Sanırım. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Berk Doris. Vital ailesi içerisinde, Vital firması içerisinde Manage Engine ürünleri özelinde teknik uzman olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle esasında birazcık hem güvenlik konuşacağız bu sunum içerisinde, hem de Manage Engine ürünlerinden bir tanesi olan Vulnerability Manager, zafiyet yönetimi yazılımının ne olduğu, nasıl olduğu, hangi özelliklerinin olduğu ve size ne tarz faydalar sağlayabileceğinden bahsetmiş olacağız. Öncelikle katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Tabii ki sunum arasında sorularınız olacaktır. Bu sorularınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Fakat sunum bitiminde topluca sırayla bütün soruları almak istiyorum. Sizler için de uygun olur diye düşünüyorum bu şekilde. Öncelikle başlamak gerekirse bizim bugün ajandamız ne olacak? Öncelikle Vital ve Manage Engine'den bahsedeceğim. Ardından zafiyet nedir? Zafiyet kavramını biraz konuşacağız. Ardından bu zafiyetlerin en önem arz edeni zero day dediğimiz, sıfır gün açığı dediğimiz açıklardan, zafiyetlerden bahsedeceğiz. Durumun esasında ciddiyetini daha çok anlayabilmek adına biraz istatistiklere bakacağız. Son yıllarda ne olmuş? Ne kadar açık verilmiş, toplamda verilen açıklar. Ardından vendorlar, yani üreticiler bazında bu açıkların hangi boyutlarda olduğu, sayılarının neler olduğu sene bazında. Bunları konuşacağız. Bunun da ardından Vulnerability Manager ürününe geçeceğiz. Ne yapar? Özellikleri nelerdir? Aynı zamanda Desktop Central tarafıyla ilişkisi, Desktop Central ürünüyle ilişkisi nedir? Ve Security Add-on tarafıyla, Desktop Central Security Add-on içerisinde nasıl bir yer tutar? Bunlardan da bahsetmiş olacağız. Öncelikle Manage Engine'den bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Manage Engine IT özelinde ve esasında başka alanlara da artık Service Desk, IT hizmetleri, Help Desk yazılımlarıyla başka alanlara da yavaş yavaş değinmeye başladı. Fakat genelde IT odaklı 360 derece bir size esasında hizmet sunuyor. Bu hizmetin içinde neler vardır? Active Directory yönetimi yapan yazılımlarımız vardır. Örnek vermek gerekirse AD Manager Plus bunlardan bir tanesidir. ITOM dediğimiz IT operasyon yönetimi yazılımlarımız vardır. Op Manager, monitoring programımızdır. App Manager vardır, sizin yazılımlarınızın izlenmesini, alarmlar üretilmesini sağlar. IT analizi yapan yazılımlarımız vardır. Aynı şekilde IT hizmeti Service Desk Plus dediğimiz bir yazılımımız vardır. Help Desk yazılımı, CMDB ve envanter yönetimi, yaşam döngüsü yönetimi sunan Service Desk yazılımının bulunduğu IT hizmetler, hizmet yönetimi kısmımız vardır. Uç nokta yönetimi vardır. Esasında bugün konumuz uç nokta yönetiminin altında Vulnerability Manager tarafı olacak. Uç nokta yönetimimizde bizim amiral gemimiz Desktop Central'dır. Desktop Central'ın altında da Vulnerability Manager burada bulunur. Ve de IT güvenliği tarafı, AD Audit Plus ürünümüz buna bir örnektir. IT güvenliğini sağlamaya yönelik güvenlik çözümlerimizi içinde bulunduran bir Manage Engine ailesiyle esasında burada sizleri karşılıyoruz. Ve içerisinde de bulunan Vulnerability Manager bugünkü konumuz olacak. Şimdi en başta dediğim gibi zafiyet nedir? Bundan başlamak lazım. Esasında zafiyet bir sistemin, bir cihazın yazılımında, tasarımında veya uygulamasında bir tehdide neden olabilecek herhangi bir zayıflık veya bir kusur olarak bunu tarif edebiliriz. Güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için ele alınacak esasında iki ana alan vardır. Bu alanlar program ve işletim sistemi dosyalarındaki yapılandırma ayarları, yazılım hataları, ki yazılım hatalarını genelde yamalarla kapatıyoruz. Ve de güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için genellikle bir yazılım yükseltmesi veya program işletim sistemi konfigürasyonlarında güncelleştirme veya bir yapılandırma ayarı yapmamız gerekebilir. Genel olarak yazılım ve donanım olarak ikiye ayırıyoruz zafiyetleri. Burada kritiklik dereceleri, birazdan bahsedeceğimiz zero day dediğimiz kavramlar artık zafiyetin altındaki dallanmalar gibi düşünebiliriz.
Zero day nedir? Öncelikle zafiyetten bahsediyorsak zero day'den bahsetmemek olmaz. Zero day dediğimiz esasında bir şirketin geliştiricileri tarafından bir yazılım geliştirildiğini düşünelim. Fakat bu yazılımın geliştirilmesi sırasında farkında olmadan kodlarında bir güvenlik açığı bırakmış olduklarını düşünüyoruz. Saldırganlar bu güvenlik açığını geliştiriciden önce fark eder. Ya da bir geliştiricinin düzeltmesine fırsat vermeden bu açığı kullanmayı başarırsa bunun ismi esasında bu açığın ismi Zero Day açığı oluyor. En tehlikeli açıklar Zero Day açıklarıdır. Çünkü nasıl kapatılacağını bilmeden bu açıklarla bir arada karşı karşıya kalmış, bir anda karşı karşıya kalmış oluyorsunuz. Eğer yani esasında bunun yaşam döngüsünden de bahsetmek lazım. Bir geliştirici yazılımını geliştirdi. Yazılım geliştirildikten sonra bir saldırgan tarafından fark edildi ve kullanıldı. Bu saldırgan tarafından kullanılan açık eğer kullanıldıktan sonra veya kullanılma sırasında geliştiriciler tarafından, güvenlik ekipleri tarafından fark edilirse bu açık hızlıca kapatılabiliyor. Fakat bir de bunun karanlık yüzü var. Fark edilememesi durumu. Fark edilemediğinde genelde şu şekilde ilerliyor. Saldırgan öncelikle bu açığı kendisi için kullanıyor genel olarak genelde. Kullandıktan sonra bu açığı yaptığı öncelikle iki şey vardır. Çünkü genelde bu açıkları para kazanmak amacıyla kullanılır. Öncelikle gider bu yazılımı yazan firmaya, üreticiye veya yazılımcıya bir teklifte bulunur. Şu kadar fiyat karşılığında ben bu açığı sizlere söylerim ve bu açığı kapatabilirsiniz. Veyahut da ikinci seçenek halk tabirinde dark web diye tabir edilen onion web'de bu açığın bir exploit kodunu yazar, açık kodunu yazar ve bu açık kodunu genel olarak tüm onion web'de satışa sunar veya dağıtır. En tehlikelisi de zaten budur. Bu kod dağıtıldıktan sonra artık bu saldırganla aynı niyete sahip her kişi bu açığın nasıl kullanılacağını bilmektedir ve bu bilgiyi istediği yönde kullanabilir. Birkaç tane örnek de vermek istiyorum esasında Zero Day açıklarına göre. Zero Day açıkları için. Bunlardan en çok bilineni Meltdown dediğimiz bir donanım açığı esasında. Intel x86 mimarisine sahip mikro işlemcileri, IBM Power işlemciler, ARM tabanlı bazı mikro işlemcileri etkilemişti zamanında. Yetkisiz bir işlemin esasında yetkisi olmadığı halde tüm bir belleği okumasını sağlar. Çok çeşitli sistemleri etkileyebiliyor. İfşa edildiği sırada iOS, Linux, macOS veya Windows'un en son ve yamalı sürümlerinden herhangi birini çalıştıran tüm cihazları içeriyordu ve buna göre birçok sunucu ve bulut hizmetinin yanı sıra çok çeşitli ağ ekipmanları da dahil olmak üzere ARM tabanlı işlemciler, ya bunları birkaç örnek vermek gerekirse mobil cihazlar, akıllı televizyonlar, yazıcılar, bunları kullanan akıllı cihazların ve gömülü sistemlerin, bu embedded denilen cihazların potansiyel bir çoğunluğunu etkilemiş bir açık. Bu Zero Day açıklarının en çok bilinenlerinden bir tanesidir. Meltdown için tamamen bir yazılımsal çözüm hazırlandı zamanında. Bu yazılımsal çözüm sonrasında kullanılan bilgisayarların %5 ila %30 arasında bir sisteminde yavaşlamaya sebep olduğu bu çözümün belirtildi. Esasında çok büyük ve çok büyük şekilde dünyayı etkileyen bir zafiyetti. Yine Meltdown'la çok benzer bir şekilde Spectre'den bahsedebiliriz buna örnek olarak. Spectre'de bir programın bellek alanındaki rastgele konumlara erişmeye zorlayan bir güvenlik açığı. Temel olarak Meltdown'la arasındaki fark Spectre'nin bir işlemi kendi verilerini açığa çıkartmak için kullanmasıdır. Fakat Meltdown arkada çalışan sürecin erişemediği adres alanındaki ayrıcalıklı belleği okumak için de kullanılabiliyor. Bazı korumasız işletim sistemlerinde hatta Meltdown için konuşmak gerekirse çekirdeğe ve işlem artık arkadaki core işlemlere kadar
bu verileri alabiliyor. Spectre'den sonra da yine şu örneği verebilirim. Buna birçoğumuz yakından biliyoruz bu ransomware'ı. Esasında fidye yazılımları, şantaj yazılımları, fidye virüsü. Bu fidye virüsleri bulaştıkları sistemlerin genelde kriptolayarak, engelleyerek, şifreleyerek fidye talep eden, yani esasında sizlerin sistemini rehin alan bir virüs türü. Bunları en başta 8 sene kadar önce, yanlış hatırlamıyorsam, WannaCry dediğimiz bir virüsle esasında Türkiye genel olarak bunu konuşmaya başlamıştı. CryptoLocker yine bunlardan birkaç örneğinden biridir. Artık sayıları daha da arttı ve günlük yaşantıda çokça duymaya da başladık. Ransomware saldırısı alan büyük firmaları gördükçe. Buna bir tane örnek vermek gerekiyorsa, ransomware örneğinde değil ama açık ve dolandırıcılık yazılımları üzerinden konuşmak gerekirse, 2011'de bir Windows ürünü, bir Windows ürünü gibi gözüken, Windows ürün aktivasyonunu taklit eden bir virüs vardı. Bu bir dolandırıcılık sistemiydi esasında. Bir şekilde sizlere Windows'unuzun lisanssız olduğunu gösteren ve tekrar aktive edilmesi gerektiğini bildiren bir bildiri yayınlıyordu sizlere. Esasında bu bir Trojan, Truva atı dediğimiz arka kapı açan bir virüstü. Online aktivasyon seçeneği sunuyor içerisinde. Bu online aktivasyon seçeneğine tıkladığınızda 6 haneli bir kod için sizleri 6 farklı uluslararası numaradan bir tanesini arayıp bu kodu almanız gerektiğini söylüyor. Ve eğer bu numaralardan bir tanesini ararsanız sizi otomatik olarak beklemeye alıp esasında ücretsiz olduğunu iddia ettiği telefon numarası üzerinden sizin hattınız üzerinden paranızı çalıyordu. Bu da mesela Truva atı virüsüne bir örnek olarak geçebilir. Özellikle ransomware bu kadar yaygınken sistemlerinizin güçlendirilmesi, sistemlerinizin kontrolündeki güvenlik kontrollerinin iyi yapılması ve sıkı tutulması hayli önem arz ediyor. Ki bunu esasında zafiyet veri tabanlarına baktığımızda da gün be gün ne kadar önem arz ettiğini görmeye başlıyoruz. Birkaç tane bununla alakalı istatistik de paylaşmak istiyorum sizlere. National Vulnerability Database, NVD dediğimiz veri tabanı esasında burası. Bu NVD veri tabanı Amerika tarafından kurulan, Amerika menşeli bir veri tabanı. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur, CVE Details tarafı da vardır. CVE Details tarafındaki CVE kodlarını birebir üstüne alarak üstüne esasında ekstra bilgiler ekleyen bir database'dir. Burada senelere baktığınızda özellikle 2017 sonrası toplam tespit edilen açık sayılarının neredeyse 3 katına, 2,5-3 katına çıktığını görebiliyoruz ve sürekli artmaya devam ediyor. 2017'de bu sayı 14.000-15.000 arasındayken 2018'de 16.500 civarlarına gelmiş, 2020 tarafında geldiğimizde 18.500'lere yaklaşmış ve 2021'de şu an bulunduğumuz zamana kadar yaklaşık 9.000 adet açık bulunmuş. Bu açıklardan kaçmamızın artık çok bir imkanı varmış gibi gözükmüyor. Her kullandığımız üreticide, her kullandığımız yazılımda zafiyetler ortaya çıkıyor. Bu yüzden hem güncellemelerimizi hem de güvenlik taramalarımızı çok sıkı ve aralıksız bir şekilde yapmaya devam ediyor olmamız gerekiyor. Yine NVD'den bahsetmişken CVE Details tarafında da bir bakalım duruma. Esasında benzer rakamlar var burada da. 2017 yılından sonra çok hızlı bir artış, bir sivrilme görüyoruz ve ardından hiçbir zaman yavaşlamadan yukarıya doğru çıkmaya devam ediyor. Haziran ayı bitmeden yaklaşık 9.000'e kadar ulaştı bu rakam bu senede. Bu senenin tahmini de yine 19.000-19.500 civarlarında olacak gibi gözüküyor. Toplam keşfedilen açık sayısı. Ki bunlara baktığımızda da bazen şu şekilde düşünülebiliyor. Çalıştığımız firmalar, üreticiler, çok güvenli üreticiler, çok büyük üreticiler olabiliyor.
ve bunlara güven duyabiliyoruz. Fakat en fazla açık veren 20 tane şirketi de göstermek istiyorum. Bu bilgiler CV Details yine database'inden alınıyor. Genel olarak tepe noktada Google'ı görüyoruz. 829 açık. Bu sadece bu sene verdiği açıklar. Haziran ayına kadar. Yine çok yanlış bilinen bir şekilde Linux distroları, distribution'ları, dağıtımları da burada. Özellikle de ikinci sırada Debian var. Beşinci sırada Red Hat var. Güvenlik için Linux kullanan bir sürü firma var. Fakat yine Debian kullanıyorsanız Microsoft'tan daha fazla açık verdiniz bu sene. Yine Red Hat burada, Cisco burada, HP burada, Intel burada. Neredeyse işlemci tarafında dünyayı domine eden bir firma. Intel kullanmayanımız, şirketinde bulundurmayanımız çok azdır. Bunları örnek verebilirim. O yüzden esasında açıklardan kaçışımız yok. Bu keşfedilen açıkları en hızlı şekilde kapatmakla yükümlüyüz IT ekipleri olarak. Peki biz bunu Vulnerability Manager tarafında, zafiyet yönetimi tarafında, yazılım içerisinde nasıl yapıyoruz? Ondan da biraz bahsetmek gerekiyor. Zafiyet yönetimi yerleşik yama yönetimi ile birlikte gelir. İçerisinde esasında sizin için ajanlarla birlikte çalışır. Java tabanlı bir yazılımdır. Java tabanlı kendi ajanları üzerinden toplamış olduğu bilgileri global database'lerden, güvenlik database'lerinden topladığı bilgilerle eşleştirir ve bu eşleştirmiş olduğu bilgilerden sizlere çeşitli raporlar sunar ve bu raporların çözümlerini sizlere bildirir. Bunları arayüzden yapabilirsiniz. Eğer Desktop Central veyahut da Vulnerability Manager Plus ürünümüzün ulaşamayacağı yerlerde ise bu açıklar, sizlere bu açıkların nasıl kapatılabileceği ile alakalı esasında bir veri sunar, bir guide sunar, bir rehber sunar. Güvenlik ekipleriniz için stratejik bir çözümdür. Belki şunu diyebilirsiniz, senede bir biz sızma testi, penetration test yaptırıyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz diyebilirsiniz. Fakat zafiyetler belirli bir aralıkla çıkmıyor esasında. Haziran ayında, Temmuz ayında veya sizin sızma testi yaptırdığınızdan bir ay sonra ortaya çıkıp bir sene boyunca içeride siz fark etmeden kalıyor olabilir. Bu nedenle sizler esasında veri güvenliğiniz için bunlara anlık olarak dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Genel olarak hangi işlemleri yapar? Burada tarama işlemlerini yapar. Yerel ofisinizde veyahut da dışarıdaki cihazlarınızda da bunu yapabilir. Son noktalarınızı tarar, taradığı dediğim gibi verileri database'deki verilerle eşleştirir ve size bir liste sunar. Bulduğu esasında bulguları ardından giderek sizlere bir önceliklendirme oluşturur. Sizlere hangisinin daha kritik olduğunu, hangisinin daha exploitable yani kötüye kullanılmaya açık olduğunu belirtir. Ardından da yönetim kısmı. Yani bu yönetim kısmında da bu açıkların kapatılması, bu ayarların sıkılaştırılması kısmında sizlere öneriler sunar. Bu önerileri uygulamanızı sağlar ve uyguladığınız önerilerin de sonuçlarını söyler sizlere. Birazcık dashboard'u göstermek istiyorum. Dashboard tarafında sizlere genel bir esasında görünüm, genel bir bilgilendirme alanı sunar. Son 90 günde 60 ile 90 gün arasında 30-60 gün arasında toplam bulunan açıkları, bu açıkların kritiklik seviyesine göre sıralandırılması ve kaç tanesinin önemli açık olduğu, kaç tanesinin kritik açık olduğunu bu dashboard üzerinde gösterebilir. Yine aynı şekilde farklı ekranda grafiksel gösterimlere de yer verir. Aynı zamanda toplam olan açık sayınızın kaç tanesinin düzeltilebilir bir açık olduğunu, kaç tanesinin bunların manuel olarak elle düzeltilmesi gerektiğini, yani Vulnerability Manager tarafından ulaşılamayacak noktalarda olduğunu sizlere belirtir ve sizlere esasında tek bir bakışta sisteminizin bir özetini çıkarmanıza yardımcı olur. Şimdi
İlk yapmış olduğu işlem değerlendirme ve önceliklendirme. Çok sayıda öncelikte sizlere açık buluyor ve bulduğu açıkları ilk önce değerlendirmesi lazım. Bu açık nedir? Ne kadar önemlidir? Ardından kritiklik derecesi nedir? Bu açık ne zaman keşfedilmiştir? Ve en önemlisi, aşağıdaki grafikte görmüş olduğunuz exploit status yazan, available yazan alan. Bu esasında bulunan açık dağıtıma çıkmış mıdır? Global tarafta yayınlanmış mıdır? Nasıl kullanılacağı herkes tarafından biliniyor mudur? Esasında verdiği en önemli bilgi bu. Çünkü ne kadar kişide bu açığın kullanım kılavuzu olursa o kadar çok risktesiniz demektir. Ve bu bilgileri size vererek sizleri esasında ilgili database'lere de yönlendirir. Eğer ayrıntılarını okumak istiyorsanız bu açıkların ilgili database'lere gidip bu database'ler içerisinde ayrıntılı makalelerini bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde CVSS skorlarını da görebilirsiniz. Bu CVSS skorları da yine kritiklik derecesini göstermektedir. Ve genel güvenlik standartları üzerinden bunları skorları vermektedir. Global database'ler. Değerlendirme ve önceliklendirme işlemini yaptıktan sonra esasında güncelleme kısmı geliyor. Güncelleme kısmında eğer bir yazılım açığınız varsa ve bu yazılım açığı bir yama ile kapatılabiliyorsa sizlere bu yamaya erişimi sağlar ve uzaktan dağıtımını sağlar. Esasında istediğiniz kadar makinede kaç tane 50 tane makinenizde bu açıktan bulunduğunu farz edelim. Ve bu 50 makineye hızlı bir şekilde bu yamaları göndererek tamamen bu yamayı bu açığı kapatmak istiyorsunuz. O zaman esasında yapacağınız şey çok basit. Yanından ilgili yamayı seçerek install tuşumuz var. Install tuşumuza bastıktan sonra tek bir işlemle bu yamayı tüm sisteminizdeki ihtiyacı olan makinelere dağıtabiliyorsunuz. Ayrıca bunun otomasyonunu da yapabiliyorsunuz. Eğer isterseniz Microsoft ürünlerinin otomatik bir şekilde update olmasını istiyorsunuz. Yamalanmasını, güncellenmesini istiyorsunuz. Ve de bu güncellemelerin yapılırken de aynı zamanda test edilmesini istiyorsunuz. İçerisinde Vulnerability Manager bu iki modülü de entegre bir şekilde getiriyor. Bu getirmiş olduğu modül de sizlerin belirlediği gün kadar test makinelerinizi de tutar ilgili yamaları. Bu tutmuş olduğu yamaları da otomatik patch yönetimine sokarak esasında sizlerin cihazlarınızda sizlerin verdiği kurallar ışığı altında dağıtmanıza olanak sağlar. Bir sonraki gösterimde de esasında buradaki zafiyetlerden bahsederken üretici bazlı zafiyetleri de sizlere gösterir. Sisteminizde Apache özelinde yaşamış olduğunuz kaç tane zafiyet var? Bunların detaylarını görmek isteyebilirsiniz. Kullanmış olduğunuz database yazılımının kaç tane zafiyeti aktif olarak sizin sisteminizde bulunuyor? Örneğin Office 2007, Office 2013. Kaç tane zafiyetim var sistemimde bu yazılımlardan veyahut da browserlar? Yine aynı şekilde burada net bir şekilde görebiliyorsunuz ve yan tarafta gördüğünüz yine patch yazısı üzerinden bu yamaları hızlı bir şekilde ilgili makinelere gönderebiliyorsunuz. Bunun ardından sadece zafiyetlere bakıp sizlere yamalama mı yaptırıyor? Hayır. Esasında sizlere öneriler de sunuyor. CIS ve STIC güvenlik yönergelerine uygun olarak sizlere öneriler sunar. Bu öneriler nelerdir? Sizlerin sistemindeki bulunan parolaların yeterli uzunlukta olup olmadığı, NetBIOS'ta tarafında TCP/IP'nin açık olup olmaması gerektiği, kapalı olması gerekir. Antivirüslerinizin açık olup olmadığı, içeride otomatik olarak ilk Windows kurulumu ile birlikte gelen administrator account'unun silinmesi gerektiği gibi önerilerde bulunarak esasında sistemlerinizdeki güvenliği daha sıkıştırmanızı, daha katı bir hale getirmenizi sağlıyor. Ve bunu yaparak da esasında ne kadar açık verseniz de bu açıkların kullanılabilirliğini zorlaştırıyorsunuz saldırgan kişiler açısından. Bu yüzden sisteminizde güvenlik önlemleri ne kadar fazlaysa o kadar güvenli taraftasınız diyebiliriz. Ve Vulnerability Manager tarafı da sizlere bu güvenlik ayarlarını arayüz üzerinden göndermenizi sağlıyor.
Yanlarında da zaten gönderilebilen alanlar, yani Vulnerability Manager tarafından yapılabilen güvenlik sıkılaştırmalarını Deploy Secure Configuration yazan alana tıkladığınızda hızlı bir şekilde gerekli makinelerin tamamına gönderildiğini görüyorsunuz. Veyahut da No Fix Available dediği alanlarda da esasında içlerinde bunun nereden yapılması gerektiğini veyahut da yapılabilir olup olmadığını sizlere belirtiyor. Bunun yanında sistemlerimizi güçlendirdik. Şimdi sıra geldi web sunuculara. Web sunucularımız da yine en çok saldırı yiyen alanlardan bir tanesi. IT'lerin en çok koruması gereken yerlerden yine bir tanesi. Web sunucusu güvenlik kusurlarının esasında en çok görüldüğü yerlerden de biri diyebiliriz. Bu alanda da esasında sistemlerinize yaptığı gibi aynı şekilde web sunucunuzda da güvenlik sıkılaştırması önerileri yapıyor. Nedir bu güvenlik sıkılaştırmaları? Eğer shutdown portunu kapatmadıysanız Apache Server'ın, bu shutdown portunuzu kapatmanızı önerir. Bu bir örnek. Memory Leak Listener diye bir taraf vardır. Bunun açık olması veya kapalı olması gerektiğini sizlere söyler. SSL sertifikası kullanmayan aplikasyonlarını SSL sertifikası kullanılmaya zorlanması gerektiğini sizlere önerir ve bu sayede sizlerin web sunucularınızın da esasında sıkı bir güvenliğe sahip olmasını sağlar. Bunun yanında sistemlerinizdeki yazılımları da tarayarak burada artık yaşam ömrünü doldurmuş yazılımları sizlere sunar. Hangi yazılımlarınızın artık güncelleme almadığı ve bu güncelleme almayan yazılımlarınızın size risk oluşturduğu bilgisini arayüz üzerinden görebilirsiniz. Yine aynı şekilde peer-to-peer denilen genellikle torrent yazılımları birden fazla kullanıcının bağlanarak eşlenik download yapabildiği, upload yapabildiği programları sizlere burada belirtir. Ve RDP özelliği olan programları da yine burada size listeler ve kaç tane makinenizde bu programların, bahsetmiş olduğum tüm programların yüklü olarak bulunduğunu sizlere esasında listeler. Yüksek riskli yazılım denetimini de geçtikten sonra esasında yine Zero Day açıklarına geri döneceğim. Zero Day açıkları için size esasında özel bir alan sunar. Yine normal CVE bilgileri girilmiş açıklar arasında da bulabileceğiniz bu bilgileri sizlere ayrı bir arayüzde sunar ve bunları çok daha rahat görmenizi, iş körlüğünü engellemesi açısından farklı bir arayüzde göstermeyi amaçlıyor burada. Burada görmüş olduğunuz Zero Day yazılımlarını, Zero Day açıklarını eğer Vulnerability Manager tarafından gönderilebilecek durumdaysa hızlı bir şekilde fix'e basıp onaylayıp gönderebiliyorsunuz. Bu açıkların nasıl kapatıldığını esasında Vulnerability Manager tarafında görebiliyorsunuz. Yine bunun da yanında ekstra olarak son özellik olarak da sizlere bir port auditing özelliği sunar. Port auditing tarafında da sistemlerinizde kullanılan tüm portları ve bu portların hangi yazılımlar tarafından kullanıldığını sizlere belirtir. Vulnerability Manager tarafını da geçerken aynı zamanda dediğim gibi en başta ajandamızda da bulunduğu gibi Desktop Central tarafıyla da ilişkisinden de biraz bahsetmek istiyorum. Desktop Central tarafındaki Vulnerability Manager esasında bir add-on olarak görev alıyor. Desktop Central tam bir uç nokta yönetimidir. Uzak bağlantılar yapabildiğiniz, yine patch yönetimi yapabildiğiniz, yazılımlar yükleyebildiğiniz, canlı envanterinizi tutabildiğiniz, gerektiğinde lisans yönetimi yapabildiğiniz ve bunlarla ilgili alarmlar gönderebildiğiniz kendinize, lokal makinelerinize konfigürasyonlar gönderebildiğiniz, registry kayıtlarını değiştirebildiğiniz, ekran görüntülerini değiştirebildiğiniz belki, USB tarafında kontroller sağlayabildiğiniz, USB ve third party cihazların bağlanması konusunda kontroller sağlayabildiğiniz, lokal user ve grupları kontrol edebildiğiniz esasında bir temel ana base üründür. Vulnerability Plus esasında bunun içerisinde Patch Manager'a yapışarak çalışan bir add-on olarak düşünebilirsiniz. Bu add-on aynı zamanda da Security Add-ons dediğimiz toplu bir add-on grubunun bir parçası. Bu add-on grubunda da neler vardır? Application Control yazılımı vardır.
aplikasyonlarınızı, uygulamalarınızı whitelisting, blacklisting'e sokarak yasaklamalar ve izin vermeler şeklinde yönetebilmenizi sağlar. Device Control Plus tarafı vardır. Device Control Plus tarafı tamamen üçüncü parti cihazlar, CD-ROM, USB, seri portu, paralel port gibi takılabilen cihazların kontrolünü, belirli zamanlarla izin verilmesini, güvenliğini ve bunlar arasındaki dosya transferlerinin takibini yapabilen bir yazılımdır. Yine BitLocker Management vardır. BitLocker Management esasında artık son zamanlarda regülasyonlarla birlikte en çok kullanılan yerlerden birisi oldu Microsoft tarafında. Sistemlerimizdeki disklerin enkripte edilerek güvenlik altına alınması ve şifrelenmesi. Bunların yönetimi Microsoft tarafında biraz zordur, Group Policy tarafında. Desktop Central tarafında BitLocker Management add-on'u ile esasında bunu çok rahat, kolay bir şekilde ekran üzerinde görebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Ve Browser Management, Browser Security tarafı. Browser Security tarafında ise Firefox, Microsoft Edge, Chromium Edge, Google Chrome ve Internet Explorer browserlarını güvenlik ve yönetim açısından tamamen kontrol edebildiğiniz, filtreler oluşturabildiğiniz, siteleri yasaklayabildiğiniz, upload, download durumlarını yasaklayıp izin verebildiğiniz geniş bir kontrol tarafı sunmakta. Security add-on'da bu şekilde düşünebilirsiniz. Benim bugün içerisinde anlatacaklarım sunum içerisinde bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zaten Q&A tarafında soruları cevaplayacağım. Fakat ekstra sorularınız olmak isterse veyahut da bize ulaşmak isterseniz aşağıda görmüş olduğunuz mail adreslerinden, en üstteki adresten bana, info.vitel'den Vitel Merkez'e, support.me tarafından bizlerin teknik ekibine, me satış tarafından da Manage Engine satış ekibine ulaşabilirsiniz. En kısa zamanda herkes sizlere yardımcı olmak için burada bekliyor diyebilirim. Eğer varsa sorularınızı da almak isterim şu anda. Soru sormak isteyen varsa şu anda soruları cevaplayabilirim. Q&A, questions and answers kısmına yazarsanız ben buradan görebiliyor olacağım. Sanırım sorumuz yok. Gayet net anlaşılmış olarak düşünüyorum. Hasan Akgöz lisanslama hakkında bir soru sormuş. Lisanslama şu şekilde: Vulnerability Manager tarafı esasında kullanacağınız cihaz sayısı baz alınarak lisanslanıyor ve bu yazılımı kullanacak teknisyen tarafı önemli burada. Kullanacak teknisyen sayısı ve kullanılacak ajan yüklenilecek cihaz sayısı ve türü bu noktada. Desktop Central tarafında ise Desktop Central ana kalemi vardır. Desktop Central ana kalemi içerisinde Patch Management, güncelleme yönetimi, yazılım yönetimi, envanter, uzak bağlantı ve kontroller içerisinde bulunan bir şekilde gelir. Bunları isterseniz Vulnerability Manager ürününü add-on olarak ekleyebiliyorsunuz. Veyahut da demin bahsetmiş olduğum tüm güvenlik paketini bir arada almak isterseniz yine bunun tamamını alabiliyorsunuz. Yine ekstra olarak bir add-on olarak da mobil cihaz yönetimi ve işletim sistemi deployment yönetimi de yine add-on olarak Desktop Central'a ayrı ayrı eklenebiliyor. Desktop Central tarafında özellikle UM Edition aldığınızda mobil cihaz ve işletim sistemi gönderimi esasında bedava, yanında birlikte olarak, hediye demeyelim de birlikte olarak, bir havuz lisansı olarak geliyor. Başka sorumuz var mıdır acaba? Rica ederim Hasan Bey. Ne demek? Sanırım başka sorumuz yok.
Şöyle biraz daha bekleyeyim. Belki soru sormak isteyen çıkar diye. Tamamdır. Sanırım başka sorumuz yok. Tekrar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdınız burada. Umarım anlattıklarım sizlere net bir şekilde ulaşmıştır. Karışık anlatmamışımdır kendi tarafımda. Sürçülisan ettiysem lütfen affedin. Umarım ileride görüşmek, beraber iş yapmak dileğiyle herkese sağlıklı günler dilerim.